Selamlar her şey NBA ailesi. Her şey NBA. Pazar keyfinin 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda Emre var. Emre Bey nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum Baran Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bildiğimiz gibi tabii korona virüsüyle dolu bir hafta geçirdik. Hepimiz evden çalışmaya gayret gösteriyoruz. Evde kalmaya gayret gösteriyoruz. Dışarıya çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Ve bu haftada geçen hafta olduğu gibi gündemimizi korona virüsüyle açıyoruz. Geçen hafta olduğu gibi yine koronadan biraz bahsedeceğiz. NBA'de ne oldu? Bildiğimiz gibi Türkiye'de de sıçraması oldu bu hafta. Çok fazla vakalar arttı. NBA oyuncularında Amerika genelinde olduğu gibi büyük bir patlama gördük vaka sayısında. Ve cumartesi sabah gelen habere göre Fenerbahçe takımında da Beko takımında da oyuncu ve idari personellerde pozitif virüs tanısı geldiği konduğu haberi geldi. Şimdi şu an için elimizdeki bilgiler bu kadar. Kimlik bilgileri takım yetkilileri tarafından doğal olarak henüz açıklanmadı. Tabii umarız ülkemizde sportif alandaki bu koronavirüsün yayılımı bu kadarla kalır ve daha fazla can sıkıcı haber almayız. Şimdilik söyleyebileceğim şey Fenerbahçe Beko camiasına büyük geçmiş olsun, acil şifalar. Kesinlikle. Ve NBA'ye döndüğümüzde de hafta başında Utah oyuncularının ardından ilk gelen vakı Christian Wood'du. Pistons pivotu. Onun ardından Nets'ten 4 oyuncuya bulaştığı ve onların testinin pozitif geldiği haberi geldi. Ve bu oyunculardan ismini açıklayan tek isim de maalesef Kevin Durant oldu. Bunun ardından sırasıyla önce Nuggets organizasyondan oyuncu olup olmadığı bilinmiyor. O konuda bilgi verilmedi. Bir kişinin ardından da Sixers organizasyonundan 3 kişinin pozitif sonuç verdiği açıklandı. Yine tam olarak bilgi yok. Nets takımından gelen sonuçların ardından Lakers da işte bu kontaminasyon meselesinden ötürü takım olarak test almıştı. Son gelen habere göre iki oyuncunun test sonuçları pozitif geldi. Sağlık problemleri olan bir Javale McGee meselesi geldi insanların direkt aklına. Çünkü astım gibi Javale McGee'yi direkt olarak çok büyük risk grubuna sokabilecek bir hastalığı vardı. Ama Javale McGee'nin de kız kardeşinin yaptığı açıklamaya göre kendisi herhangi bir şekilde bu iki kişinin arasında değil. Evet ya bir de Kaliforniya'da özellikle şöyle korkutucu bir durum da var. Perşembe gecesi vali açıklama yaptı. Önümüzdeki 8 hafta içinde nüfusun %56'sına bulaşabilecek bir virüs bu dedi. Böyle korkunç bir rakamı sundu. O yüzden bakalım Kaliforniya'da işler ne kadar kötü olacak. Kaliforniya demişken bir de öbür tarafa geçelim. Bir pozitif vaka meselesi de ismi açıklananlardan, daha doğrusu kendisi açıkladı. Marcus Smart'tan geldi. Şimdi önümüzdeki 2-3 hafta bu süreç için gerçekten çok önemli. Herkesin özellikle inanılmaz derecede kurallara riayet edip çok dikkatli olmasını istiyoruz. Kesinlikle ve bu süreçte de NBA yurt dışı seyahatlerini oyunculara tamamen yasakladı ve takımların bütün antrenman sahalarının kapanması emrini diğer takımlara sundu. Bu arada tabii burada bir şeye daha değinmek gerekiyor. NBA takımlarının koronavirüs testlerini bu kadar çabuk alabilmesinin sonucu bunlar. Tepkiler de bu yüzden çoğalmaya başladı. Çünkü Amerika'da şu anda alelade halk diyeyim artık. Testlere ulaşması neredeyse imkansız. NBA takımlarının bir anda 20-30 tane testi edinebilmesi dikkat çekti. Halk arasında da ufak bir infiale sebebiyet verdi. Evet kesinlikle ve bu süreçte iyi bir haberle kapatalım bu korona konuşmamızı. NBA League Pass üyeliğinin 22 Nisan'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. League Pass yoluyla 2019-2020 sezonundaki bütün maçları, oynanan bütün maçları girip NBA sitesinden izleyebiliyorsunuz. Yani basketbolsuz geçirdiğimiz bu günlerde NBA'ye gidip oradan League Pass yoluyla bu sezonun iyi maçlarını, çok iyi maçlar oldu tabii ki de izleyebilirsiniz. Ve tabii ki de kanalımızdan biz de size sezonla ilgili, tarihi bilgilerle ilgili bölümler yapmaya devam edeceğiz. Gündemimizin ikinci konusuna gelelim. Big Three, Ice Cube'un organizasyonu Big Three, basketbolun bu durduğu bu dönemde Ice Cube kurduğu 3'e 3 basketbol turnuvasını geri döndürüyor. Ama çok daha fazla farklı bir konseptle geliyorlar.
Olay çok farklı noktalara varacak Big 3'de. Şimdi öncelikle önümüzdeki ay planlanan 16 ila 22 adet arasında Big 3 oyuncusunu Los Angeles'ta bir malikaneye koyacak ama tabii ki bunlar öylece koyulmayacak. Öncelikle koronavirüs testleri yapılacak, temiz raporları alınacak ve daha sonrasında bütün test sonuçları negatif gelen oyuncuları bir tane malikaneye koyacaklar. Asıl iş oradan sonra başlıyor. Evet ve yani daha da enteresan yanı bu oyuncuların evdeki günlük yaşantıları hani biri bizi gözetliyor tarzında bir reality tarzında olacak. Bunun detayları da bakalım nasıl olacak. Tabii şimdi bu işin magazin kısmıydı. Basketbol yanına gelirsek için turnuvanın Haziran'da başlaması bekleniyor. Bu sıkıntılı süreçte bakalım Big 3 bizi nasıl bir program sunacak? Detaylar geldikçe tabii ki biz sosyal medya mecralarımızdan bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Böylelikle gündemi noktalıyoruz. Bildiğiniz gibi tabii NBA maçları yok. O yüzden geçen hafta formatımızı biraz değiştirmiştik. Sizlerle ligin istatistiklerine bakmıştık. İstatistik liderlerine bakmıştık geçen hafta. Sayı olsun, rebound olsun, asist olsun, diğer kategoriler olsun. Ligin en iyi ortalamalarını tutturan oyuncularına bakmıştık. Bu hafta ise farklı bir konsept izleyeceğiz. Şu an sezonda 2019-2020 sezonunun en iyi gardlarına bakacağız. Oyun kurucularla başlayacağız. Sonra shooting gardlara bakacağız. Bu hafta gardları yapacağız. Önümüzdeki hafta da forvetlere bakacağız. Bu konuya girmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili hep çok tartışma oluyor. Bildiğiniz üzere NBA'de oyuncular 1, 2, 3 farklı pozisyonda oynayabiliyorlar. O yüzden oyuncuların en çok süre aldığı pozisyona göre seçtik onları. Hazırsak 5 numaradan başlayalım. Oyun kurucularda. 5 numarada kimi koymuşuz? Russell Westbrook'u koymuşuz. Russell Westbrook'un bu sezonunki ortalamaları nasıl olmuş? 27,5 sayı, 8 rebound, 7 asist, 1 üçlük, 1,7 top çalma, %47,4 sahiçi isabetiyle oynamış. Şu anda en skorer 7. oyuncu. Top çalmada da 10. sırada Russell Westbrook. Şimdi yeni sezona girmeden evvel Westbrook Harden ikilisinin Rockets'ta nasıl top paylaşacağı bayağı bir gündem olmuştu. Mimler falan çıkmıştı o hususta. Sezonun başlamasıyla da çok uç bir Westbrook performansı göremedik açıkçası. Ne zaman Rockets Clint Capela'yı yollayıp small ball dediğimiz işte kısa rotasyonuna döndü, Westbrook vitesi birden 2-3 tık arttırıverdi. Son bir ay ortalamasına bakalım 29 sayı. Bu ay içerisinde bir tane 41 sayılık Boston, 34 sayılık Utah ve 33 sayılık Memphis performansı gibi acayip patlayıcı performansları oldu. Kariyerinin en iyi saha içi istatistiği olan, isabet istatistiği olan %47,4 ile oynuyor. Bunda artık kronikleşme yönünde ilerleyen 3 sayı sıkıntısını ki bu sezonun başında ısrarla 3 sayı deniyordu. Israrla, Onu evet. bir kenara bıraktı. İşte bu 3 sayı sıkıntısını kabul edip boyalı alanı kullanma tercihinin artmasının da bir hayli etkisi var. Şimdi tüm atışlarda boyalı alan atışları şu anda Russell Westbrook'un %82'lik yer ediniyor. Bunu daha fazla yaparsa gelecekte çok daha etkili bir Westbrook izleyebiliriz. Çünkü boyalı alan patlayıcılığında belki de pivotlar da dahil ligin en iyi gardı. Evet, yani kendi özüne dönmesi gerçekten çok önemliydi ve Rockets'ın başarısında da yani Harden'dan daha da önemli bir rol oynadı bu son süreçte. Dördüncü numarada Chris Paul'u görüyoruz. Kendine gelen, yeniden canlanan Chris Paul'u görüyoruz 34 yaşındaki. Ya bugün konuşacağımız 10 isim de aslında istatistik olarak baktığınızda en kötü istatistiklere sahip kağıt üstünde. Çünkü 17,7 sayı, 4,9 rebound, 6,8 asist gibi bir istatistiği var. Ancak saha içinden %48,9 isabetle oynuyor. Yani Chris Paul'la ilgili şöyle bir istatistiklere bakarken gözüme çok önemli bir rakam çarptı. Yani Chris Paul clutch dediğimiz pozisyonlarda yani yakın maçlarda bu sezon 144 sayı bularak bu kategoride açık ara birinci sırada. Ve işin enteresan yanında bu süreçte Chris Paul yani clutch pozisyonlarda 144 sayı bulduğu bu süreçte saha içinden %53,5 isabetle oynuyor. Bu isabet yüzdesini gerçek şut yüzdesine vurduğumuzda da yani üçlükleri ve faul atışlarını kattığımızda da bu isabet yüzdesi %67'ye fırlıyor. Yani inanılmaz bir istatistik, inanılmaz bir yüzde. İşin daha da manyak tarafı bu isabetlerin %91'i asistsiz. Yani birebir oyunlardan geliyor.
Yani gerçekten muhteşem bir sezon geçiriyor Chris Paul. Yani bu sezon hiçbir takımın Thunder, yani burada da hiçbir takımın Thunder kadar yakın maç çıkarmadığını da açıklamak lazım. Ama bu yakın maçlarda Chris Paul gerçekten maça ağırlığını koyuyor. Chris Paul'un tabii dediğimiz gibi bu takım üstündeki başarısı, yani takım başarısının üstündeki performansı gerçekten inanılmaz. Paul sahadayken Thunder 100 pozisyon üstünde 6.7 sayı fark atarken Paul kenara geldiğinde yine 100 pozisyon üstünden baktığınızda Thunder 6.7 sayı fark yiyor. Rockets tabii bildiğimiz gibi 34 yaşındaki Chris Paul'un kontratını elden çıkartmak için sezon başında iki tane birinci tur hakkı ve iki tane de trade swap yollamıştı Thunder'a. Yani özellikle sezonun ilk bölümüne baktığımızda ya Chris Paul'a Westbrook birebir takas bile edilemez gibi gözüküyordu performanslarından ötürü. Paul o kadar iyi oynuyordu. Westbrook da tabii alışma döneminden geçtiği için kötü bir dönemden geçiyordu. Paul'un bu sezon All-Star seçildiğini de belirtmek lazım tabii ki de. Ve All-Star maçında bu sezon performansının sembolü gibi oldu. Çünkü maç sonunda sahadaydı. Onu kenardan izleyen isimler, yani onun yerine oynamasını beklediğimiz maç sonundaki isimler ise Luka Doncic, Russell Westbrook ve Ben Simmons'tı. Son olarak da şöyle bir takım başarısına bakalım. Ya bu sezon Thunder büyük ihtimalle bizi en çok şaşırtan takım. Ve bu bahis sitelerine de yansımıştı. Bahis siteleri Thunder'ın maç kazanma baremini bu sezon 32,5 maç olarak koymuştu. Ve Thunder bunu da parçaladı. Erken biteceği benzeyen sezonda 40 galibiyet, 24 mağlubiyetle Thunder şu anda konferans beşincisi. Şimdi çok iyi performans gösteren bir takımdan sonra çok ciddi anlamda kötü performans gösteren bir takımın point guard'ına gideceğiz. 3 numarada sıralamamızda Trae Young var. Bu sezon 29.6 sayı, 4.3 rebound, 9.3 asist, 3.4 üçlük, 1.1 top çalma, %86 faul atışıyla oynuyor. Şu anda en skorer ikinci, pardon düzeltiyorum, en skorer dördüncü oyuncu ki en çok süre alan 11 oyun, 11. oyuncu olmasına rağmen böyle bir fark var. Asist listesinde ikinci. Maç başına denenen üçlükte yedinci. Player efficiency rating de onuncu. Buna karşın bu kadar güzel şeyi sıraladıktan sonra 4.8 ile ligin maç başına en çok top kaybeden oyuncusu şu anda. Buna ek olarak kendi pozisyonunda şu an için en kötü savunmacılarda. Sahadayken takımın savunma reytingi eksi 5.1 düşüyor. Young şu an için NBA hikayesindeki rakibi ve yoldaşı Luka Doncic karşısındaki en büyük defosu defansı gibi gözüküyor. Ama ofansif yönüne bakarsak bu sene bir tane 50 sayı, bir tane 48 sayı, bir tane 47 sayı, bir tane 45 sayı ve 4 defa da 42 sayı atmış durumda. Geçen sezona göre süresi sadece 5 dakika artmış Trae Young'ın. Buna rağmen sayı ortalaması, sezonluk sayı ortalaması tam 10 sayı arttı. Şimdi takımın hücumundaki her şey Trae. Trae sahadayken takımın hücum reytingi 112.6 iken Trae kenardayken bu reyting inanılmaz bir şekilde 98.1'e kadar düşüyor. Bu şu demek. Trae Young olmadan Atlanta 100 şutta 15 sayı daha az atıyor demek. Takımın daha ikinci senesinde böyle sırtını alıp götüren NBA tarihinde çok fazla oyuncu olmadı. Belki bir tekrardan Luka Doncic, belki bir LeBron'u sayabiliriz. Şimdi tüm bu acayip performansına rağmen Atlanta Hawks'tan bahsediyoruz. Ligin en kötü birkaç takımından biri. 20 galibiyet, 47 mağlubiyet ile. Bu da Trae Young'ın takımının başarısı bir derece yerlerde olduğu sürece bu tip bireysel oyuncu sıralamalarında da üst sıralarda olamayacağı anlamına geliyor maalesef. Şimdi onlar için ertelenmese dahi bu sezon zaten bitmiş gibiydi Atlanta Hawks için. Young'ın adından daha fazla söz etmesi için Hawks'un kesinlikle daha iyi bir takım olması gerekiyor. Bakalım gelecek sezon hem Hawks'tan hem Trae Young'dan daha fazla söz edebilecek miyiz? Evet. İkinci isme bakalım. Dame Lillard var. Bu sezonun en iyi ikinci point guard olarak Dame Lillard'ı yazdık. 28.9 sayı, 4.3 rebound, 7.8 asist, 3.9 üçlükle oynuyor. Şu anda ligin en skorer 5. oyuncusu. Asist listesinde ise 6. sırada. Maç başına 36.9 dakika ile de ligin en çok süre alan oyuncusu. Bu sezon alev alev bildiğimiz gibi 4 kere 50 sayı barajını geçerken 2 kere 60 sayı barajını geçti. Önce Nets
potalarına 60 sayı bırakarak kariyer rekorunu kırdı. Sonra Warriors potalarına 11 üçlük bulduğu gecede 61 sayı bularak yine kariyer rekorunu kırdı. Ve 61 sayı şu anda NBA sezonunun bu sezonun en çok sayı bulunduğu maç oldu bir oyuncu tarafından. Bu sezon kariyerinin ilk triple-double'ına da imza attı Rockets galibiyetinde. 36 sayı 11 asist 10 reboundla. Dame Lillard'ın Ocak ayı performansı gerçekten muhteşem. Yani alev alev bir ay geçirdi. Bu dönemde 6 maçlık bir serisi oldu. Ve bu seride 48.8 sayı ortalaması tutturdu. Ve 6 maçın 6'sında da 6'dan fazla üçlük isabeti bularak NBA rekoru kırdı. Ve bu süreçte 2 hafta üst üste konferansın en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı. Kendisinin de bu süreçte hayatımda böyle bir ritim yakaladığımı hatırlamıyorum demişti. Ve diğer oyuncular ve koçlar tarafından da bu doğrulanmıştı. Dame bu performansıyla Portland'ı playoff yarışının içinde tutmuştu ve şu anda baktığımızda da konferansta 9. sıradalar. Şimdi gelelim bu sene en azından bizim için ligin en değerli point guard'ına. Tabii ki Luka Doncic var. 28.8 sayı, 9.3 rebound, 8.7 asist, 2.9 üçlük, 1.1 top çalma ve %46.1 sağ içi isabetle oynuyor. En skorer 6. oyuncu. Asist listesinde 4. Offensive rating'de 1. Daha birkaç gün öncesine kadar yaşı itibariyle Amerika'da alkol alabilecek yaşa dahi gelmemiş bir genç için muazzam bir performans. İşte yaş demişken 20 yaşındayken 25 sayı, 8 rebound, 8 asist ortalamalarını tutturabilmiş tek oyuncuydu. 28 Şubat'ta 21 yaşına bastı. Geçmiş doğum günü de kutlu olsun buradan. Şimdi 100 atış denemesinde 120.5 sayı ile ligin en iyi %12'lik diliminde. Takımın bulduğu sayılara asist katkısında %45.3 ile top kullanma yüzdesinde %41.4 ile ligin en yüksek %1'lik diliminde, yani en tepede. Takımı hücum anlamında diğer tüm oyun kuruculardan açık ara önde durumda, omuzlarında taşıyor şu anda. Şimdi çok atletik veya aşırı atik bir point guard değil Luka Doncic. Ama şimdi first step denilen harekete başlarkenki ilk adım ve sonrasındaki akışı muazzam. Şöyle anlatayım, şöyle bir istatistik vereyim. Catch and shoot kullanmamaya özen gösteriyor. Sayılarının sadece %6.7'si catch and shoot'tan geliyor. Topu aldıktan sonra 7 veya daha fazla adım atarak bulduğu sayılar ise tüm sayılarında %45.2'sini oluşturuyor. Bu da onu ligin en etkili top süren oyuncularından bir tanesine dönüştürüyor. Daha Mart ayının başındayken kariyerinin 1,5. yılı bile dolmadan Dallas tarihinin en çok triple-double yapan oyuncusu oldu. 22 triple-double ile Jason Kidd'i geçerek. Oscar Robertson'ın tüm kariyerinin toplam triple-double sayısı 181. Daha 1,5. senesinde böylesine bir performans sergileyen Luka Doncic'in kırdığı diğer tüm rekorlara ek olarak bu ulaşılmaz rekoru bile kırması bir hayli olası gözüküyor şu anda. Evet, ve oyun kurucular listesini böyle toparlıyoruz. Luka Doncic'le verdik burada birinci sırayı. Damian Lillard aslında Ocak ayındaki performansını biraz daha devam ettirebilse, Şubat'ta sakatlığı oldu tabii, oynayamadı. Şubat'ta, Mart'ta biraz daha o patlamaları görebilseydik birinci sıra için Luka ile gerçekten kapışabilecek düzeye gelmişti. Shooting guardlara bakalım. 5. sırada Devin Booker'la başlıyoruz. Devin Booker 26.1 sayı, 6.6 asist, sağ içinden %48.7 isabetle oynuyor bu sezon. Ligin en skorer 10. oyuncusu şu anda. Aralık sonu ve Ocak başında sezonun en iyi serisini yakalamıştı Booker. 30 sayıyı geçtiği tam tamına 7 maç olmuştu üst üste. Ve Booker ayrıca bu sezon bulduğu sayılarla 7000 sayı barajını geçti. Ve LeBron, Durant ve Melo'nun ardından 7000 sayı barajını en çabuk geçen 4. oyuncu oldu. Dame Lillard'ın sakatlığından sonra All-Star'ı kaçırmasının üstüne Booker hem All-Star seçildi Lillard yerine, hem de üçlük yarışmasına katıldı. Ancak biraz Trae Young gibi takım başarısında da geride kaldı Phoenix Suns. Beklentilerin çok altında kaldı. Baktığımızda 26 galibiyet, 39 mağlubiyetle oynadılar bu sezon. Ve takım bu kadar kötü olsa da Booker'ın gelişimini hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Booker'dan sonra listenin 4. sırasına Chris Middleton'ı koyduk.
Chris Middleton bu sene 21.1 sayı, 6.2 rebound, 4.1 asist, 2.4 üçlük, %49.9 saha içi isabeti ve %90.8 serbest atış isabetiyle oynuyor. Defansif rating de şu anda 6. Bu da tabii Bucks'ın takım savunmasının önemi çok yüksek. Bunun dışında az önce verdiğimiz istatistikte de gördük. Ligin en iyi serbest atış bulan 3. oyuncusu %90.8 ile. Şimdi sezon başında onu fantezi takımına alan insanlardan biri olarak kendine inanılmaz sövdürdü. Çünkü çok düşük başladı sezona. Kasım ayı ortalamalarından bahsedeyim ben. 16.1 sayı, 4.7 rebound, 3.2 asist gibi. Playoff dışı takım rol oyuncusu kıvamındaydı birazcık. İşte gel gelelim Ocak ayı gibi vitesi iyice arttırıp Şubat ayında ise iyice moda girdi. Şubat ayı istatistikleri 24.6 sayı, 8.2 rebound, 4.9 asist. Kasım ayının neredeyse %50 daha iyi bir performansına denk geliyor bu. Yannis'in forma giymediği maçta 51 sayı buldu ve kariyer rekorunu kırdı. Bucks da bu sayede tam 151 sayı buldu o maçta. Bu maçta 7 nok yani 10'da 7 üçlük isabetiyle oynadığında ekstradan belirteyim. Şimdi Middleton'ı değerli kılan en önemli faktör belki de pozisyon olarak esnekliği. Bir ara George Hill'in bir sakatlandığı dönemde koç Budenholzer top taşıma ve pas trafiği görevini Middleton üzerinden gerçekleştirdi mesela. Dribbling üzerinden bulunan sayılarda ligin en iyi %10'luk diliminde. Pull-up şut isabetinde %56.7 ile ligin en iyisi. 100 veya daha fazla catch and shoot üçlük deneyen oyuncularda da ligin en iyisi. Ve bunu 2 metre 1 santim boyuyla yapıyor. Şimdi dolayısıyla ligin en efektif oyuncuları arasında kullanımın haricinde ilk sıralarda adını zikretmemiz çok da haksız sayılmaz Middleton'ın. Evet, Middleton'ın ardından 3. sırada Bradley Beal'ı görüyoruz. Bu sezon çok büyük bir haksızlığa uğramış Bradley Beal'ı görüyoruz. Bu sezonki istatistikleri 30.5 sayı, 4.2 rebound, 6.1 asist ve 3 üçlükle oynuyor şu an. Ligin en skorer Harden'ın ardından ikinci oyuncusu ve 50 sayı barajını 2 kere geçti bu sezon. Önce 53 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Yetmemiş gibi bir sonraki gece 24 saat sonra 55 sayı ile rekorunu egale etti ve yeni rekorunu kırdı. 2007 senesinde baktığımızda Kobe Bryant'tan beri 2 gece üst üste 50 sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı. Muazzam bir Şubat ayı geçirdi. Şubat süresinde 36.2 sayı ortalamaları vurdu ve bu süreçte ligin birinci tepesindeydi, birinci sıradaydı. Ve bu süreçte de üst üste 21 maç 26 sayı barajını geçmeyi başardı. Baktığımızda yani Beal'ı takımdan çıkarsan G League'de zor zaman geçirecek bir Wizards kadrosu var. Ancak Beal tek başına bu kadroyu konferans dokuzunculuğunda tutmayı başardı. Ve dediğimiz gibi büyük bir haksızlığın ardından bu sezon All-Star seçilmemesi gerçekten çok ama çok enteresandı. Şimdi Beal'dan sonra listenin 2 numarasına geçelim. Listenin 2 numarasında Jimmy Butler var. Bu sezonki ortalamaları 20.2 sayı, 6.6 rebound, 6.1 asist, 1.7 top çalma, %83.3 serbest atış isabeti ve %45.5 saha içi isabeti var. Top çalma da 8. şu anda. Butler'ın rakamlarına bakarken şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Bulduğu sayıların %37.3'ü faul çizgisinden. Bu kategoride Harden'ı birinci sırada beklerdik ama bilin bakalım kim birinci sırada? Jimmy Butler. Butler bu sezon 3 kere triple double yaparken bu maçlardan birinde 18 rebound ile rebound rekorunu da kırdı. Butler bu sezon 5. defa da All-Star seçildi bu performansının üzerine. Şimdi takım performansına baktığımızda herhalde Thunder'dan sonra performansıyla biz basketbol severleri en çok şaşırtan takım Heat oldu. Burada Butler takımdaki liderliği ve aldığı sorumluluklarla çok büyük bir paya sahip oldu. Şimdi Vegas bahislerinde sezon başında Heat'in maç kazanma baremi kaç? 34.5 olarak belirlenmişti. Heat şu anda 41 galibiyet, 24 mağlubiyet rekoruyla konferans dördüncüsü. Ve evinde ligin en iyi üçüncü takımı. Evlerinde 32 maç yapmışlar, sadece 5 defa mağlubiyet almışlar. Onlardan iyi olan şu anda ev rekorunda sadece 2 tane takım var. Sixers ve Bucks. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığınızda shooting guardlar arasında biz 2 numaraya Jimmy Butler'ı koyduk. Evet ve yani burada tabii ki de takım başarısının çok önemli bir değeri vardı bizim için bu listede yer almasının. Bradley
Bradley Beal, Devin Booker ve Middleton gibi oyuncuların önünde olmasında. Onun ardından gelelim son ismimize bugünkü. James Harden, birinci sıraya shooting guardlarda James Harden'ı yazdık. Harden'ın bu sezonki ortalamaları 34,4 sayı, 7,4 asist, 6,4 rebound, 4,4 üçlük, 1,7 çok çalma ve 0,9 blokla oynuyor. Ligin en skorer ismi. Asist listesinde 9. sırada. Top çalması da ise 6. sırada. Lillard'ın ardından maç başına 36,7 dakika ile en çok süre alan oyuncu. Yani sezon başına öyle bir giriş yapmıştı ki Harden, hatırlarsak, acaba 40 sayı tutturabilir mi? 40 sayıya çıkabilir mi? Çünkü 38,5 sayı civarında ortalamalar tutturmuştu sezon başında. Ancak sonra biraz daha yavaşladı. Bu sezon 5 kere 50 sayı barajını geçmeye başardı ve 60 sayıya da ulaştı. Ayrıca 4 kere triple double yaptı ve kariyerinde 49. kez bu başarıya ulaştı. Onun rakamlarını biraz incelerken, advanced stats'a bakarken, isolation oyunlarına bakmadan geçemedik tabii ki de. Isolation oyunlarında ligin en iyi yüzdesine sahip oyuncu ve bunu en fazla yapan oyuncu. Rakamlara baktığımızda bulduğu isabetlerin %85,7'si asistsiz. Yani birebir oyunlardan geliyor. Gerçekten çok yüksek bir rakam ve açık ara birinci sırada burada. Takas döneminden sonra bildiğimiz gibi Westbrook'ta da bahsettik biraz. Rockets iyice small ball'da micro ball'a döndü ve çok iyi bir başarı yakaladı bu dönüşümden sonra. Ve Ocak ayında çalkalanan Harden silkelendi ve kendine geldi. Ancak hem Rockets hem Harden Mart'ta felaket bir süreçten geçti. Üst üste 4 maç kaybetti ve bu kaybettikleri 4 maçın 3'ü Knicks, Hornets ve Magic'e karşıydı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı ilk yakaladıkları başarıdan sonra. Çünkü acaba konferansta ikinciliğe tırmanabilecekler mi diye hep tartışıyorduk bu yeni micro ball oyunlarıyla. Ancak Harden bu Mart ayındaki bu süreçte çıktıkları 4-5 maçta saha içinden %32, üçlük çizgisinden ise %19'la oynayabildi sadece. Son dönemdeki çalkantılara rağmen dediğimiz gibi inanılmaz bir sezon izliyoruz Harden'dan. Özellikle sezon başında ve Harden bizi hala parkede ağzımızı açık bırakmaya devam ediyor. Böylelikle guardlara baktık bu pazar keyfi bölümümüzde. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi forvetlere bakacağız. Siz acaba nasıl bir ilk 5 yapardınız point guardlar için ve shooting guardlar için? Yorumlara bırakabilirsiniz. Bizim listemizi nasıl değiştirirdiniz? Kimi çıkartırdınız? Kimi eklerdiniz? Lütfen yorumlara bırakın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Evde kalın.